Herkese merhabalar arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 3 aydır yatan motorumu çıkartacağız. Yani çalışmayan motoru bugün çalıştırmayı deneyeceğiz. Belki çalışacak, belki çalışmayacak veya bizi zorlayacak veya 2 dakikada çalışacak, bilemeyiz. Motorun bilen kişiler biliyor, Peugeot 103 Nostalji 1900'lerden kalma. Şimdi motoru göstereyim size, daha sonra içine benzinle vesairesini koyalım ve motorun çalışma aşamalarına geçelim. Volkan gel. Motorumuz bu. Büyük ihtimal üstündeki akü bitmiştir. Evet. Az var. Belli. Motoru şöyle bir çıkartalım. Ayrıca bugün bu motorla bana sorduğunuz soruları yapacağım. Motor hakkında merak ettiğiniz şeyleri yapacağım. En çok sorulan soru. Evet gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Gerekmiyor diyen kişi inanmıyor. Çünkü devletimizi getirdiği sistem 30 cc de olsa, 37 cc de olsa kutuyu almam lazım, araba geliyor çıkacak. 37 cc de olsa, 40 cc de olsa, 49 de olsa her türlü ehliyet istiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuza benzinimizi koyacağız. Bu motora benzin direkt alınıp koyulmuyor. Motora benzin koyabilmeniz için içine yağ karıştırmanız gerekiyor. 2T. 2T yağının sebebini, çünkü motorlar iki zamanlı. Şöyle 2T yağlar var bunlar için. Şimdi herkesin motoru bilmiyorum farkıdır. Ben 1 litre benzine 2 kapak yağ atıyorum. Yaklaşık 6 yılı geçti motor, 7 yılı geçti bende. 7 yıldır 6 yıldır ben bu şekilde kullanıyorum. Bazısı 1 kapak atıyor, bazısı diyor ben 3 kapak atıyorum, duman seviyorum. Bu tartışılabilir şeyler ama motorlara sadece saf benzin koyulmaması gerekiyor. Çünkü motorlar eski. Depo kilidimizi göstermemizi istiyorum senden Doğukan. Depo kilidi var. Motorun elektrik tesisatı değişecek arkadaşlar, hiç bakmayın. Burada kablolar kesik, biçik. Anahtarını açtık. Daha sonra hava yapmış. Anahtarı koyayım. Ben bunun içine mesela aldığım benzin kadar içine yağ koydum. Şu an hazır. İlk çalıştırma olduğu için yağını biraz fazla koydum. Bu kadar benzin yeterli. Artık zaten motorlar çok fazla yakan veya çok fazla benzin harcayan motorlar değil. Çünkü kapasitesi belli, çekim hızı belli. Yapabileceğimiz ne kadar şeklinde yük belli. Bu motorlardan fazla bir şey beklememiz gerekiyor. Ama bundan bekleyin. Ama bundan bekleyin. 3 kişi maceraya çıktık. 3 kişi bindiğimiz oldu, 4 kişi kaza yaptığımız oldu, düştüğümüz oldu. Bu motor benim çocukluğumun motoru aslında. Bunun videosu nedense kanalda yok, hani çekmedik ama elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Zaten şu an havalar kış ama bugün bu videoyu çekmemizin asıl sebebi havaların düzgün olması ve motor piyasasında da geri kalmayalım diye çıkartma düşündüm. Şimdi asıl maceralı olan işe geldik. Bu motorlar elektrikli olmadığı için, aküleri olmadığı için kontak yok, şey yok, marş yok. Bunda tavanları yağmıyoruz. Ya pedal basacak çalışacak, ya Okan diye biri olması lazım yanınızda. Okan'ın sizi kaptırması lazım arkadan motoru, yoksa motor çalışmaz. Ama her şeyden önce motorun bir kendine ısınması, bir şey yapması için bir yaklaşık 5 dakika boyunca şunu yapacağım. Veya az yaparım. Eğer motorunuz güçlüyse veya içindeki malzemeler kaliteli ve yeni ise bu şekilde elle de çalıştırabilen ustalar var veya ayağıyla bu şekilde gidip bir koyuyor, çalışıyor. Motor sıcakken benimki de çalışıyor ama soğukken çalışmıyor. Bunu da saklamam açıkçası. Çünkü benim motor alt takım olarak çok iyi değil. Eksikliği var. Okan kaptıralım bence artık. Ne dersin? Başlasa mı o istedim? Yerler nasılsa çalıştım oldu.
motorumuzda 6 HP, motorinde sesi artı musul 700 cc olacak motorumuzda. İyi. Şimdi arkadaşlar, komik görünebilir ama motor yaklaşık 3,5 aydır çalışmadığı için belki 10 dakika boyunca çalıştırmak için uğraşacak olabiliriz. Yokuş aşağı vuracağız, edeceğiz. Belki de 1 dakika içerisinde dahi çalışacak bu motor. Çünkü 3 aydır %100 bir kere bile maaş basmadım, bir kere bile çalıştırmadım. Bugün göreceğiz. Daha önce... Hep arabayla gezdik. Arabayla şimdi aldıktan sonra motoru unuttum açıkçası. Neden havalar da soğumuştu. Her neyse, daha sonradan bu motorla ilgili sorularımızı yanıtlayalım aklıma geldikçe. Hadi bismillah. Otan, bismillah. Dolayısıyla bir kukiyi de almam lazım. Hoppa, bir de koşayım. Çalış. Oha lan. Ha, yemiyor. Önce motoru çalıştırdı, ısıttı. Gel. Eğer ısınmış olsaydı motor çalış, bak elimi burada tutamazdım. Axel'da yapma, Axel şimdi de ısıtacak olur. Gel bu tarafa. Bak. Motoru daha önceden çalıştırmış olsaydı şu an bu. Axel'da silindirde değmez. Kukiyi al. Döner tabi lan. Oda mafya. Onu özlemişim ya. Telefonu çık orada. Saati göster. Kamera bir de geldi başına. Odaklasın. Saat odakladı 10.30. He? 10.30. Saat sabahın 10.30.
Oradan gidiyor da. Ben sana anlamadım şu. Bu saatte biraz fazla ses yaparsak hem mahallede hem apartmandan şikayet ederim. Yine bir gezme videosu çekeriz. Ama beklediğimden güzel bir atmosfer oturdu. Ben sen... de boğulmuştur, tıkanmıştır, pislik falan kaçmıştır. İlk başta attı bir 2-3 pisliğini de. Attı biraz pisliğini de ilk başta. İyi yanalı ha. Aynen. Bir temizlik, bir bakım. Açı bir doldur. Zamanında ilk kişi maceraya çıkıyordu. He? Zamanında. Abi ya. Bizim gitmediğimiz yer kalmadı oğlum ya. Arkadaşlar, bin... Aslında şöyle söyleyeyim size motorlar hakkında. Şu an hani bu CBR'lar, ondan sonra... Yarış motorlarında ne var ya? Binar. Falan. Binar'lar, ondan sonra başka. Phaser var. R25'ler var vesaireler. Bu onların dedesi. Motor olmasaydı o motorlar olmazdı. Çünkü ilk icat edilen, ilk yarış motorları, ilk sürüş motorları bu motorlar Peugeot Mobilet'ler. Benim motorum Peugeot 103 Mobilet'ler de var. Hala günümüzde. Bunlardan da var. Sıfır orijinal boyası olan, plaka ruhsatı olan, bütün her şey olan motorlar da var. Bunlar kaç para diye soracak olursanız 500 TL'ye de bulabilirsiniz. 5000 TL'ye de bulabilirsiniz. 50.000 liraya da var. İnanın var. Serginal kuponda var. En güzel özelliği de hafif. Taşınabilir. Devrilmez. Hafif. Az yakar, çok kaçar. Kocuk da yazdı. Ne? Kocuk da yazdı. Tabii. Mesela ben bunu kışın normalde şeye çıkarıyorum arkadaşlar. Çatıya koyayım çatısına 5. katı. Çıkıyor yani asansörü. Çıkmıyor mu? Sen bunu denize gittin mi? Ben dikileye gittim bunu. Tamam. Ama gitmez oraya. Dikilde ben silindir yerim. Denize gidelim ya. Denize gideceğim, tamam mı? Ulan ne yapacağım, ne yapacağım? Motoru kilitleyeceğim. Kilit dökerim burada. Hani motor, bunlar kilitli motor değil, kontağı vesaire de arkadaşlar motoru. Şu gösterge orijinalini yok bunun, ben daha sonra takdim. Ben ne motorla gireyim dedim. Ben dedim motorla gideyim ama kilit yok dedim ben. Ben ne yapacağım, ne yapacağım? Dedim en iyisi lan dedim, alayım dedim birader. Şezlong var ya, oraya kadar giderim dedim. Gitti, yemin ederim gittim. Kumda batıyorum ama gidiyor. Hani yarım gaz veriyorum böyle, ayağımdan itiyorum gitti. Gittim birader, şey vardı, neden onun ismi? Orta set bayağı aldım altına taşlar koyup. Şezlong'a dayadım direğine. Girdim denize. Çıktım, havlu havlu, ben arkasına sepet koymuştum bir de. O fotoğrafı varsa koyarım. Sepetin içine koydum havluyu mavluyu. Şeyi, gidelim denize kadar. Geldikten sonra duşumu aldım, geliyordum. Bir yaptım, iki yaptım, üçüncüde ne oldu? O denizin kumları var ya, sahil kumları. Exos'dan içeri, silindirden içeri, devrajdan içeri, oradan içeri, buradan içeri. Motor bozdu. Silindir yemişim. Sana gitmişsiz silindir abi. Manevi değeri çok fazla. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bunu çoğu kişi yanlış anlayacak ve inanmayacak. Ama şu an kameram olamam, Doğukan, Okan hepsi şahittir. Bu motor cidden çok güzel paralar teklif ettiler. Yani aşırı derecede iyi fiyatlar teklif ettiler. Lakin satmıyoruz. Satmıyorum. Onu videolarını yazdınız daha önceki videolarda koyuyorum mobilet videosuna. Satıyor musun hemen alalım meselesine. Ben motorumu satmıyorum. Satma taraftarı değilim. Çünkü herkesin bir ilki vardır. Bunu da kimseye karşı olarak söylemiyorum. Hani kötülemiyorum da, küçümsemiyorum da. Benim eşitlerim bisiklete binerken ben bu motorla piyasa yapıyordum. Hani bisikletlerde bisiklet düşünüp küçümsemiyorum. Ama benim eşitlerim bisikletten bisiklete binerken ben bu motora gidiyordum. 2012-2011 yıllarında ben motor sahibiyim. Çok güzel yani, kaç yıldır motorum bende. Rengi olsun, gidişi olsun. Güzel yani. Okan'la da güzel anlarımız oldu bunlar. Okan'la yokuş çıkarken çıkmıyor. Morgan atla. Mesela motorlar her yokuş çıkabilen motorlar değil. Çıkan zaman çıkan motorlar altyapısı, alt takımı güçlü olan motorlar var. Yok değil. Lakin her motor, her yokuşu iki kişi çıkmak zor bunlar. Ama ben tek kişi her türlü yokuşlardan çıkabiliyorum. İki kişi biraz zorluyor. Arkamdaki olan kişiye de bağlı. Doğukan mesela zor. Adam 80 kilo bir kadar. Bu 50 kilo. Bunun elini çıkabiliyoruz. Şimdi bu motorla ilgili sorularınızı ben yanıtlamak istediğim için Çakmak Garajı Instagram hesabıma hikaye atacağım arkadaşlar. Az sonra soruları alacağım. Ondan sonra yukarı garajda sizlerle birlikte cevaplayacağım. Sizlerin yine sorusu varsa yorum kısmına yazın. Ayrıca kişisel hesabıma da desteklerinizi bekliyorum. Berk Çakmak Official. Yukarıda görüşmek üzere. Yukarısı neresi diye soracağım olan arkadaşlara da söyleyeyim. Yukarısı şey.
Garajımız önceki videoda çektiğimde. O zaman gözünü bir filmini izlersiniz belki şimdi. Sanırım biz de bir kontrol eden bilen bir gözü. TikTok'ta var her yerde videosunu paylaşıyor. O zaman siz ne yapın? Ben burada bir yanlarım ya da. Belki onu koyarım. Bir şeyler yaparız. Bir kahve içmek üzere Allah'ın yapalım. Evet arkadaşlar. Garaja geldik. Üstüm değişti. Çünkü havası çok sıcak İzmir'de şu an. 20 derece falan. Her neyse ben hikayemi attım. Bir sürü ama bir sürü yani yaklaşık 300-400'den fazla soru gelmiş ama hepsini yanıtlayamam ve hepsine yanıt veremem. En alttan başlayacağım, rastgele gideceğim. Sorularınızı yazacağım. Sorularınızı yanıtlayacağım. Peugeot kaç kilometre hız görüyor? Peugeot'ların motoru her motorda farklıdır. Orijinal motorsa da farklıdır, başka şey de farklıdır. Çünkü rodajı farklıdır, vesairesi farklıdır. Eğer orijinal motorsa tahminen 90-100 maksimum. Lakin motoru oynanırsan 150-200'e kadar çıkarsın. Çift silindir bile yapabilirsin. Hemen onu da yapmayayım. Motoru çift silindir yapmayı düşünüyor musun diye biri daha sormuştu, aklıma geldi. Hayır. Motor orijinal. Motorun önünde basmayacağım arkadaşlar. Peki hoş geldin. Ama videodayız şu an. Yapma kanka. Yapma. Yapma oğlum. Sorun bitse. Hatta. Konuş. 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 Aferin. Ebru Gündüz söyle. Şimdilik Araf'tayım. Aynen. Devam ki. Hadi. Detone oluyorsun. Olmaz. Detone oluyor. Şimdilik Araf'tayım. Firardayım hatta. Devam ettir ya. Oo, o kanal bunu. Gel Kuki. Gel buraya. Şöyle bak. Gel be. Oğlum al kucakla. O oyun oynuyor. Kucakla mı sen? Oynamam dediğim ben. Peugeot'a yeni motor takmayı düşünüyorum. Lakin o bir sene içerisinde mi olur? Üç ayda mı olur? Yoksa bir hafta içerisinde mi olur bilmiyorum. Peugeot'un rengini değiştirmeyeceğim. Motorumun renginden çok memnunum arkadaşlar. Hızlı gideceğim çünkü ne kadar hızlı olursam o kadar soru yanıtlayabilirim. Peugeot'u basık yap, bir de ses sistemi yap. Adım Kerem demiş. Kankam Peugeot'u basık yapmayı düşünmüyorum şu anda. Ses sistemi belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Yeni motor alacak mısın diye sormuş bir kardeşimiz. İnşallah Allah nasip ederse olur. Satmayı düşünüyor musun? Hayır. Motor 7 yıldır, 8 yıldır ben de bir kere bile satmayı düşünmedim. Düşünmem de. Bak abi. Peugeot'u ne kadar aldın diye bir kardeşimiz sormuş. Bununla ilgili Barkut Beş hakkında ve benim aklımda sorduğum soruları yanıtladığım 42 dakikalık bir YouTube videosu var arkadaşlar. Çok önceden paylaşmıştım. Onunla ilgili Peugeot'un alma hikayesini paylaştım. Orada söyledim. Bu ışıltı ayarı sen mi seçtin? Bu ışıltılı ayarı sen mi seçtin? Hayır. Kaç cc? 49 cc kanka. Peugeot'u neden aldın? Zevki için, sesi için. CG demeyin sen, R25'e demeyin sen. Kuki! Allah'ım sırdı. Sırdı mı? Hayır. Neden satıp drift ya da CG almıyorsun? Çünkü drift veya CG bunun verdiği zevki vermiyor. Bunu Enver'e de sorabilirsiniz. Başka kullanıcılara da sorabilirsiniz. Onun zevki ayrı, driftin zevki ayrı, CG'nin zevki çok ayrı. Bunun zevki apayrı. Ben bu zevki tercih ediyorum. Şu anlık motorumdan da memnunum. Benim ayağım yerden kesiyor. Zaten araba iletim var. Çoğunlukla araba kullanıyorum. Peugeot'u niye basmıyorsun? Çünkü orijinal seviyorum. Bir de basık Peugeot'u her yerde görebilirsiniz ama orijinal bu halde motor göremeyebilirsiniz. Peugeot'u satacak olsan kaç satarsın? Ben bu motora bir fiyat biçemem. Çünkü bende manevi değeri çok. Bana 5000 lira da teklif etseniz, 10.000 lira da teklif etseniz cidden bu parayı almam, motorumu da satmam. Çünkü benim için motorun manevi değeri çok ayrı arkadaşlar. Sorularımızı biraz şey yapalım, hızlandıralım. Ayarlar satılmaz yaşındır. Aynen öyle. Motorun şu an elektrik tesisatında birkaç sorun var. Kablolar vesaire kesilmiş. Bunları halledeceğim. Çift makine hayır. 103 kaç HP? 49. Abi Peugeot kaç yılında sende oldu? Peugeot'un yaşı kaç? Peugeot'un yaşı 30'u geçkin arkadaşlar. Tam yılını ben de biliyorum. Motoru bas. Hayır. Masraflı mı yakıyor mu? Motor yapmıyor. Lakin masraf var. Çünkü bunlar eski zamanlı motor. O yüzden şöyle bir şey var. Parçası da bazen pahalı. Her ustada motoru yapamıyor arkadaşlar. Ve bu motorlar alayım ben 7-24 gezeyim motorları değil. Haftada bir gün, iki gün veya motorunu zorlamadan, ısındığında durarak, yormadan kullanman gerekiyor. Yoksa çok başın ağrır. Ben yaklaşık 7-8 yıldır harbiden başım çok ağrıdı. Çünkü ben motoru 3 kişiye bindim, 4 kişiye bindim. Çıkmayacak yokuşları çıkmasını da denedik. Ondan 2 kişi yokuş çekiyor mu diye bir kardeşimiz sormuş. Böyle yokuş olursa çıkmaz. Böyle de çıkmaz ama böyleyken çıkar. Tek kişiyken böyle çıkar. Kaç yıldır sen de onu söylemiştin. Sıfır gibi duruyor. Kaç yıl önce aldın? İşte kankam 7-8 yıldır hiç kaza yaptım veya polise yakalandım mı? Polise yakalandım. Lakin kendim temiz olduğum için, sicilim temiz olduğu için ve motorumu
kötü bir niyetle kullanmadığım için, açık egzoz olmadığı için, ondan sonra başka milleti rahatsız etmediğim için motorun kendi sesi gürültüsü var. Lakin bu orijinalinden böyle. Benim ekstra yaptığım bir şey değil. Daha önce affedildim, bir şey olmadı. 7-8 yılında herhangi bir sorunla faydasıyla karşılaşmadım. Mobilet çalıştıktan sonra nasıl kapatılır? Mobilet bu cikliğe basılır. Tamam mı kankalar? Kuki, sen bunu aşıyorsun kankaya. Buna basarsın, şu cikliğe yaklaştın. Şu cikle. Şunu anlatayım. Bu cikle bu motoru çalıştırmaya yarıyor. Basarsın, koşarsın çalışır ve pedal çevirirsin çalışır. Bu soğuk hava ciklesi şuradaki. Şuradaki soğuk hava ciklesi. Motor soğukken basarsın, motor rölantiyi vesaire ayarlar. Karbüratörü ilk kanalı yazar. Stop ederken de aynı şekilde. Egzoz patlatırken de aynı şekilde. Buna basın tutarsın, gazını verirsin, egzoz patlar. Peugeot'u küçükken mi aldın? Evet. Yaklaşık 11-12 yaşlarındayken falan bendeydi. Neden renkleştirmedim? Çünkü motorun rengini seviyorum. Artık biraz şöyle yukarılara çıkalım. Kaç litre benzin, kaç kere yağ atıyorsun? 1 litre benzini 2 litre, 2 kapak yağ atıyorum. Kaç beygir onu söyledik. Bir Campola senden Peugeot istedim. Hayır. Neden Peugeot? Çünkü zevki ve tutku sayılır ve nostaljiye karşı bir ilgim var. Ondan. Kaç para? 500'e de var, 5000'e de var, 50.000'e de var, 3000'e de var. Böyle bir şey istiyorsan zor. Paneli biçemez. Diğer Peugeot'a göre bu niye az ses çıkarıyor? Çünkü benim egzozum küçük. Ben motoru sürekli aynı sokaklarda kullandığım için, aynı yerlerde geçtiğim için çevreden bir etki, bir şikayet almayayım diye egzozu küçük taktım. İstersen büyük takarım, motorun çekişi iki kat hızlanır. Lakin çok ses çıkar. Ben de bunu sevmiyorum. Kaç deli harcadın? Yemin ederim bilmiyorum ama CG parasını falan geçeli çok oldu yani. İşte ben motoru benim harcadım. Belki diyecekler o parayı harcana kadar CG alırdım vesaire. O zaman al kanka. Ben bunu istersen 30 milyar, istersen 50 milyar, istersen de 3 lira harcadım. Bu kimseye alakadar etmez. Sorularımıza da artık yanıt veremeyeceğim çünkü çok fazla soru var. Elimden geldiğince hepsini yanıtlardım. Yine sizin sorularınız varsa yoruma yazarsanız yanıtlama ihtimalim yüksek. Sizleri çok seviyorum. Peugeot'la videolar gelsin mi veya başka şeyler yapalım mı? Emre'nin motoruyla partlar gelsin mi? Bunları yazın. Hep bisiklet videoları olmaz. Azıcık da motor videoları çekelim. Bu hafta ve öbür hafta İzmir'de havalar düzgün olacağı için büyük ihtimalle bir drift videosu çekebiliriz. Kanalımıza abone olmayı, like ve yorum atmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.